Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyenlerin adına niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım. Neler söyleyecek bize fincanımız hep birlikte dinleyelim. Güzel bir bayram geçirin temennisiyle herkese kucak dolu sevgiler. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Şimdi tabii ki de görebildiklerimi aktaracağım. Uyanları alın, uymayanları evrene gönderin. Hepimizin derdi birbirinden bambaşka. Neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra şöyle gördüklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakalım neler söylüyor. Burası bana. yani bir yüreğinizdeki sıkıntıyı ciddi anlamda kalıplaştırmış olduğunuzun enerjisini almaktayım. Ve tabii ki de birlikte şöyle bir göz atalım. Burada bakın ya bir hançeriniz var kafanızda. iki kişi karşılıklı konuşacaksınız. Bir A harfi söz konusu. Bir umuda ee, yani bir umuda tutulmuşsunuz. Güzel yükünüzü almış gideceksiniz. Zaten sırtınızda Seydonbaşı gibi birini net bir şekilde taşıyorsunuz arkadaşlar. Birisiyle konuşmanız var. Aracı olacak birisiyle beraber. Güzel bir yüzük halka çıkmış. Yani aslında umut ettiğiniz konuyla ilgili güzel dönüşleriniz olacak. Ya sabır. Evet enerjiniz de açılıyor gittikçe. Belli ki sıkıntılı bir birkaç hayat atlatmışız ama ne olacak dediğiniz bir döngüdesiniz. Burada kafa kafaya verdiğiniz bir konuşma var. S ve 5 rakamı var. S harfini net görmekteyim. Beş rakamını da görmekteyim. Önünüzde bir yığın pamuk tarlasındasınız. Sanki önünüzü göremiyorsunuz ama bu pamuklardan. Yığılmış yani aslında kendinizce bazı kaygılarınızı önünüze koymuşsunuz. Ve diyorsunuz ki ben ee burada ben bunu nasıl aşacağım der gibisiniz. Farkındasınız ki bu sıkıntı sizden değil karşı taraftan kaynaklanıyor. Burada bir yüzleşme ortamı var. Hançeri almışsınız kafanıza. Şimdi hançer kafanızda duruyor. Beklenmedik bir şey olmuş demek. Aslında bir insan da böyle olabildiğince yükselmiş. Siz de böyle şaşırmış durumdasınız. Beklemediğiniz bir darbe gelmiş olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Ama bu durum sizi maddi anlamda etkileyecek midir? Kesinlikle. O yüzden bir zorlu döngünün içerisindesiniz. Elinize bir sopa almışsınız. Sopayla bir insana aba gösteriyoruz. Yani sopa gösteren bir insan çıkmış burada arkadaşlar. ben sizin burada hayatınızda bir insana sopa kaldırdığınız, yani hakkınızı aradığınız bir döngü burası kesinlikle e, görü bu. Şimdi e, karşınızdaki insan kesinlikle Hoş şeyler söylemediği kesin ve sizi zor durumda bıraktığı kesin arkadaşlar. Ne yapabilirim diye biriyle konuşmaktasınız. Bu konuştuğunuz kişi size çok güzel bir fikir verecek. Bu fikri uygulamaya başladığınızı ve özellikle üç kişi olarak netleştiğiniz yani üç kişi e, oluyorsunuz bu fikir sonrasında. Şimdi e, at nalı olarak vermiş aslında sana bu verilen fikir sana güzel bir çıkış noktası. Acaba sen uygulayacak mısın? baktığım zaman aslında uygulamaya başladığınız bir döngüye de girmişsiniz. Karışık bir 15 gün atlatmışsınız. Daha çok yoğun 15 gün olarak değerlendiriyorum. Yani Seyit Onbaşı gibi almışsınız sırtınıza yükünüzü, gücünüzü işte bir şekilde ya da aşmanız gereken sıkıntınızı önce kabul etmeniz lazım. Diyorsunuz ki tamam bu benim işte yapmam gerekenler. Önce bir kabul süreci gerekiyor arkadaşlar. Şimdi sırtınıza da bir insanın aldığınızı gördüğüm için yapamıyor. Yanınızdaki insan sizin kadar Yapamaz durumda siz e, onun dünyasını kurtaracak birisiniz. Güçlü olansınız. İşte ne diyelim ona? E, ne diyelim arkadaşlar biliyor musunuz? E, karşınızda e, belli ki söz dinlemeyen, laf dinlemeyen insanlıktan bir haber birisi var. Ama yanınızdaki insanla da bu insanla baş edemeyecek durumdasınız. Neden? Sizin kadar... Güçlü de olamayabilir, kararlı da olamayabilir. Kabul etmişsiniz sizde o insanınızın sizin gibi olmadığını. Yani bu top sizde arkadaşlar. E, zaten siz de bunun farkındaymışsınız gibi çıkmışsınız ama bu da iyi bir şey tabii ki de. Yani en azından e, ne yapacağınızı bilir durumdasınız. Sırtınızda işte evladınızdır, yanınızdaki eşinizdir. Sizin mücadeleniz bu arkadaşlar. Bunu kabullenmeniz gerekiyor her şeyden önce. Sonra karşınızdaki insan birisinden lafı almış, gazı almış. Şimdi karşınıza bir insan var. Ve o insan da başka birisinden gaz alarak davranıyor. Bayağı gaz alıyor yani. Almış e, sazı eline. Kendince arkasındaki insandan aldığı da cesaretle e, elinden geleni ardına koymam diyor. Siz de bu insanın aslında bunları yapabileceğini anladığım kadarıyla öngörür durumdasınız. Bir yüzleşme ortamı yapılacak. Aracı olacak. Burada aracı var. Birisi araya girmiş. Sizle beraber karşı tarafı ikna etmenin mücadelesinde sadece. Bu da şu anlama geliyor benim nezdimde. Arkadaşlar hayatınızda güzel bir döngü başlar. Neden güzel bir döngü dedim ona. Çünkü aslında bir yerden birinden destek alamıyorum diye üzülüyorsunuz. Yani bir patronunuz sizi işte desteklemiyor diye ama bakıyorsunuz ki işte orada bir müdürünüz destekleyecek. İşte orada bir arkadaşınız desteklemiyor diye üzüleceksiniz ama aslında zaten sizi seven insanlardan güzel bir destek süreciniz var. Şimdi mahkemesi olan arkadaşları mahkemeye yorabilirler. Olmayanlar da hesaplaşma olarak değerlendirsinler. Uzaktan bir insan var ve sizi izliyor. Yani sanki bu olanlarla bağlantılı... E diyor ki sen aslında ee, ne diyelim onu biliyor musunuz zaten sizin hayatınızda e, ilgili olduğunuz muhatap olduğunuz kişinin haricinde de onun tarafından birileriyle laf gidiyor. Yani amcanıza sorunuz vardır. Amcanızın işte kuzeniniz sizi gözetler ve amcanıza laf götürür gibi düşünün. İkiye bölmüşsünüz sıkıntınızı. Gözlemlenebildiğiniz kadar gözlemlenin. Doğru yolda olduğunuzu söyleyebilirim. Elinize bir balyoz bir çekiç almışsınız. Ben bildiğim yoldan devam edeceğim diyorsunuz. Çok da doğru diyorsunuz aslında. E çünkü e, bu anlamda önünüzün açılacağı bir sürece giriyorsunuz arkadaşlar. Hani pes etmekten ziyade siz önünüzdeki yoldan devam edeceksiniz. Ha bu anlamda güzel kapılarınız var söyleyeyim. Şurada bir el tokalaşma hali çıkmış çünkü. Ha diyeceksiniz ki ben iş yerinden çıkıyorum. Ama iyi ama sana güzel bir yeni iş yerinden teklif var gibi. İşte kendince ee, yani kendi meselende olaylı bir süreç yaşıyorsun. Karşı tarafa da açmışsın davayı. Hani ne olacak diye beklemektesin. E bu süreçte işte saçma sapan size haberler göndermeye çalışırlar. Ama her birinin saçma olduğunu Sadece gözetlendiğinizi biliyorsunuz da zaten O yüzden aslında hani Burada umudunuzu yitirmeyiniz size tavsiyem Bir insanla anlaşma yapmak üzeresiniz Temmuz'un 20'si gibi en geç Bu anlaşma yaparsınız Tüten bir ocak görüyorum Bu da sizin hanenizde Aslında tüten ocak işte bir işleyişin devam edeceği Ya da bir başlattığın konunun Sürecinin güzel ilerleyeceği Ya da işte işten çıkmıştın ama Senin çarkın döner ekmek paranı kazanırsın Gibi bir durum söz konusu arkadaşlar söyleyeyim. Şimdi e, hayatında bir kişiyle karşılıklı konuşma S harfi çok baskın burada. E, özellikle Temmuz'un e, sonunda senin bir anlaşman çıkmış, bir tüten ocağın çıkmış dedik. Temmuz sonu Ağustos ayında iki tane yolun var, iki tane dileğin var. İkisinde çok güzel temiz dileklerle aslında sen. Burada şey yapıyorsun. Ne diyelim ona biliyor musunuz? Sanki siz e, hayatınızda e, çok net güzel iki dilek İki istek, gönlünüzden geçirdiğiniz o iki tane konuyla alakalı çok güzel iki haber alacaksınız. İkisinin de yolları temiz çıkmış, açı açılmış olan kapılar olarak vermiş arkadaşlar. Elinize bir tane çim biçme makinesi almışsınız. Önünüzdeki resmen boş olan şeyleri biçiyorsunuz. Yani Ağustos'un ayındaki o kavuşacağınız güzel iki tane durum sizin Ağustos'un sonunda önünüze çıkan hani Gereksiz otları temizlemek gibi bir görsel var. Hayatınızı temizlemeye ve şekillendirmeye karar vermişsiniz. Yanı başınızda bir insan var. Baktığım zaman yine onu yetersiz görmekteyim. Hayır şimdi bu partneriniz ya da işte hayatınıza girecek olan insandı. Sizin kadar azimli değildir ama sonuç olarak iyi bir insan mı? Evet, yanı başınızda duruyor. Ee, tabii ki de siz bu esnada bir uğraşınızın da kalbinize göre olacağını söyleyeyim. Ya bir el arabası görüyorum, çim biçme makinesi görüyorum. Yani biçtiğiniz sıkıntılı olan şeyleri el arabası taşıyacaksınız. Bu tabii ki de bir kere de olacak bir şey değil ama Ağustos ayındaki o iki dileğinizin daha temiz, çok temiz olduktan sonra yapacağınız bir işlem. Yani zamana yayarak hayatınızdaki pürüzleri kazımaya karar vermişsiniz. Doğru bir bakış açısı ve doğru bir duruş içerisindesiniz. Yanı başınızdaki insan da en azından az önce sırtınızdaydı. Şimdi sırtınızda değil de arkanızda duruyor. Hani belki de şey demeniz lazım. Elimdeki hamuru bu. Yani aslında kişiliğini işte ne diyelim ona e, karakterini e, yani duruşu bu insanın yapabilecekleri bu dalga dalga güçlenecek dalga dalga zayıf kaldığı zamanlarda da sen onu tölere edeceksin görselinde en azından yanı başında biri var. Yani aç dolusun diyemedim ama e, bu insanın çok dik e, bir şekilde duracağı zamanlarda yine senin sayende aslında senin azminle mümkün arkadaşlar. Sıkıntılı bir süreçmiş. Çok da nazara geleceğiniz bir döngü açıkçası. O yüzden Ağustos ayındaki özellikle iki dileğinizin çok temiz olacağı ama bunu çok anlatmasanız hayrınıza olur. Çünkü göze gelen insanlarsınız. Hatta yanı başınızdaki insanların da çok iyi niyetli olduklarını düşünmüyorum. Nitekim yine burada bak sen güçlüsün ama sana bağlı bir insan var. Burada iki ayrı fikir çatışması içerisinde olduğum zaman da var. ayrıştığınız ama aracılarınızla beraber yine tek bir parça da devam edeceğim bir iş, yuvan olur senin. Yani dediğim gibi top sendedir. Burada aslında yine sen burada göğüslersin. Aslında sen göğüsüyorsun burayı. O yüzden ee, şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Evlilik konusunda bazı anlaşmazlıklarınız olmuş. Bu anlaşmazlıklarınız arasında sanki güç savaşı olmuş. Ama bu güç savaşında sizin e, güçlü oluşunuz ve partnerinizi destekleyeceğiniz bir döngüden geçiyoruz. Geçiyorsunuz. E, hayatınızda sizin evliliğinizle ilgili sizi yaralayacak insanlarınız e, var idi ama artık sonda geride kaldılar da denilebilir buna. Yani senin mücadelen aslında e, burada şeye erer. E, rahatlarsın sen burada diyor aslında burası bana. O yüzden arkadaşlar evliliğinizle ilgili bir mücadele içerisinde olacağınızı söyleyebilirim. Biri almış bir e, şey tüflüyor gibi çıkmış hanenin ortasında. Siz bir aileye bir duyuru yapacaksınız. Kendi hayatınızda e, sanki aldığınız kararlarla alakalı birilerine sevdiğini yani aile fertlerinize bir topluma bir topluluğa e, bildiğiniz flüt hani bir boru çalar düdük çalar gibisiniz. Bu düdüğü de işte bir dakika beni dinleyiniz. Bak ben şu kararı verdim böyle yapıyorum. Hani bir büyüklerinizle aile fertlerinize bir şeyi kararını beyan edeceğiniz bir süreciniz var. Özellikle Ağustos sonunda sizin Ağustosunuzda o güzel iki dileğiniz gerçekleştikten sonra anladığım kadarıyla hayatınızda bazı düzeltmeler yani yeni yapılanmalar yaşayacaksınız. Ben artık bununla görüşmeyeceğim. Şunun evine gitmeyeceğim. Bu benimle gelemez. Bu benim evime giremez. Kendinizce bazı kararlar almış olacaksınız ve bunları uygularken de partneriniz de zaten yeteri kadar sizi destekleyemediğini ya da sizin ne kadar çok güçlü olduğunuzun, doğru kararlar verdiğinizin ya da farkında olduğu için saygı duyar, yanınızda bulunur arkadaşlar. Partnerle olan çatışmalı ya da çekişmeli o döngülerinizin sonuna gelmişsiniz. Yani ben artık eski ben değilim diyen bir siz var. İlişkilerinizde ben eskisi gibi kendimi kullandırtmam diyor. Çevrenizdeki insanlara da bir şey açıklıyor gibi çıkmışsınız. Benim sizlere nacizane tavsiyemdir. Özellikle ne kadar kaburganız dik duruyor. Bakın şimdi. Kısmet tarafında yani aslında bereketinizin olduğu iş, kariyer, eğitim, evinize baktığımda çok net dimdik, kararlı gidişinizi söylüyor. Aldığın kararları iş hayatıyla alakalı da uygulayacaksın. Tıkanık dediğin bir noktada bir çıkış kapısı var ve o yolu devam ettiriyorsun. E, çizgin net e, böyle kem gözlü insanların yine takibi çıkmış oradan ama diyorum ya sen artık bir şeyleri duyurduktan sonra aldığın kararları uygulayacak yenilenme kendini yenileme sürecine girmişsin. Yolunda açık Ağustos'taki o iki dileğin olduktan sonra kendini çok daha kuş gibi hafif hissedeceksin diyebilirim açıkçası arkadaşlar. Sadece görebildiğime rehberlik etmeye çalışıyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugünlük benden bu kadar. Herkesin bayramını kutluyorum. Herkese iyi tatiller diliyorum. Umarım sağlıkla bu bayramı da atlatırız. Sağ salim evlerimize varır ve işte hayatımızın döngüsüne dileklerimizin de gerçekleşerek inşallah devam ederiz yaşamaya diyorum sabahları ve akşamları iki bakımda karşınızdayım dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum her şeyden önce şunu söylemek isterim arkadaşlar ilahi adalet evrende tecelli ediyor şirket insanlarla sıkıntılı kişiliklerle haset fesat dürtçülere sahip saplantılı karakterlerle mücadele ediyor olabilirsiniz ve bugün sizin canınızı yakıyor olabilir o insanlar. İlahi adaleti teslim ediniz. bedduadan uzak durunuz. Enerjinizi bozmayın. O insanların ne zaman başlarına size yaptıklarının aynılarını geleceğini izlemek için o günü bekleyiniz diyorum. Arkanıza yaslanın. Sakin olun. fesat insan fesat hayatı yaşar. iyilikten maraz doğduğu zaman gibi gelir size ama onların geçici zaferleridir bunu unutmayınız o yüzden umutsuz kaldığım bir noktasındır umudunu yitirme lütfen dik tut çünkü kendini ilahi adaletin tecelli edeceğini unutma er geç tecelli edecek ve şunu söylemek istiyorum size kesinlikle arkadaşlar ben şuna inanan biriyim ben umutsuz olduğum zaman daha çok umutsuzluğa kapılarım Sizlere de o yüzden tavsiyemdir. Umudunu yitirme. Açılmaz ki bu kapı dediğin o kapı öyle de güzel bir fırsatla açılır ki şaşırır kalırsın. O yüzden diyorum arkadaşlar ilahi adaleti teslim edin ve umutsuz kalmayınız. Bir kapı açılır bir kapı kapanır ve o kapandı dediğin kapı senin aslında hayrınadır. Şerden gelir bazı hayırlar bekleyip görelim. Yeter ki sağlığımızla sınanlayalım. Ee, söyleyebileceklerim böyle. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılıma kadar da her zaman söylediğim gibi başta sağlıklı kalınız. Hepiniz hoşça kalın.